Ey ekran başında bizi izleyenler. Daha ne olsun? Allah aşkına daha ne olsun? Kör kütük siyaset, kör kütük tarafgirlik falan. Ya Allah aşkına. Bak, altını ısrarla çiziyorum. Ben demiyorum ki gidin Erdoğan'a oy verin. Ben demiyorum ki AK Parti'ye oy verin. Yani kime ne yapıyorsun? Benim derdim böyle bir şey değil. Tabii. Bana ne? Bu Sana ne? programı da bu yüzden yapmıyorum. Sana ne? Tabii tabii canım. Sorun şu. Yahu daha ne olsun? Birisi bana söylesin daha ne olsun, ne olsun? Ama işte geçmişte bir... Yahu geçmişte diye söze başlarsan... İşte o Şöyle... vatabatizm. Tabii şöyle bir problem oluşur. Bak öyle söze başlarsan... Bunun iki cevabı var. Bir tanesi şu. Ya Kasım Güley'e kadar, CHP Genel Sekreteri Kasım Güley'e kadar mı gidelim? İşte Baykal'a mı gidelim? Efendime söyleyeyim Bülent Ecevit'e mi gidelim falan. Geç bunu. Bu bir. İkincisi, geçmişte diye söze başlarsan benim bugün doğruları söylediğimi kabul etmiş olursun. Tabii. İki, senin de bugün yanlış yolda olduğunu Bunun da da ispatı olur. ispatı olur. Bravo. Çok güzel bu. Tamam, Bunu bak. bence bir daha söyle Bir ya. daha söyleyeyim. Şimdi ya işte AK Parti'de geçmişte FETÖ'yle falan dediğin andan itibaren geçmişte ifadesinde kullandığın itibaren şunu bir kere kabul etmiş oluyorsun. O zaman yanlıştı. O zaman yanlıştı. Şimdi ben bu yanlışı devam ettiriyorum. Yok. Bir O turda ben AK devam Parti o ettiriyorum. zaman yanlış yapmıştı. Şimdi doğru yapıyor. Tamam. Ama Şimdi şimdi yanlış ben yapma sırası yanlış. bende. Ya böyle bir şey yok. Tabii. Tamam Bir de şey var. Mesela terör konuşuyoruz ya. Ya DAEŞ'e karşı mücadele adı altında Irak'tan efendime söyleyeyim peşmergeler yedi, lahmacunun parası da bizden gitti. Eleştiriyorum kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin silahlı gücünü içimize sızmış FETÖ unsurlarına rağmen bir şekilde kullanma imkanı bu devletin olmadı. Bugün aynı şey olsa en büyük isyanı biz ederiz. Ben ederim en azından. Ben de ederim. Bitti bu kadar. Yani onu savunmuyorum. Onu o gün de savunmadım. Şimdi bana diyor ki işte diyor FETÖ silahlı kuvvetlerin içindeyken televizyonda çıkıp hangi açıklamayı yaptı? Ne yapayım yani? Üzerimde üniforma varken stüdyo basıp beyanat mı verseydim ya? Gibi. Çok güzel bir nokta. Kronoloji hastalığına tutulmayın. Bak bir şey ortaya çıkmış artık. Onunla yol yürüdü, bu bununla yol yürüdü. Tamam doğru. Ama bak bir şey ortada mı değil mi? Üçüncü cevabı da var. Ver. Bu da şu. Şunu anlayın artık. FETÖ dediğiniz bu yapı. Nefes aldırmayacak. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat teşkilatının bir aparatı. Doğru. Yani bugün FETÖ olur, yarın METÖ olur, öbür gün ÇETÖ Tabii, olur falan. tabii, Mevzu o tabii, değil. tabii. Bizim karşı karşıya kal... Yani 15 Temmuz'daki bir darbe girişimi FETÖ'cü askerin darbe girişimi değil, Amerika'nın işgal girişimiydi. Doğru. Ha bak, Doğru. bu bir İlk defa da Amerika'nın olmadı ki. evet 60'ta da aynısı oldu. Bugün bana evet diyorlar ki 60 darbesi anti-emperyal bir ya darbe. yerin Ya dibi. ben söyleyeyim. Fahir Armağoğlu bu programda söyledim. Türk-Amerikan İlişkileri diye bir kitap yazdı. Ve yaşarken, hayattayken kitabını bastırmadı. Daha sonra kitap baskıya sunuldu. Amerikan arşivlerinde satır numarasına kadar veriyor. 27 Mayıs darbesinden 10 gün sonra Büyükelçi Warren'la o zaman başa getirilen Cemal Gürsel oturuyorlar, baş başa görüşüyorlar. Maaşları nasıl öderiz? Emin Su diye bir olay var. Emekli inkılap subayları. Generallerin %90'ını, albayların %50'sini, yarbayların daha fazlasını emekli edip silahlı kuvvetlerden ifrazat etmek istiyorlar. Ve Amerika'ya diyor ki anti-emperyal darbe dediğin darbenin başı. Bana bu konuyla ilgili 180 milyon dolar lazım diyorlar. Al sana 180 milyon. Neyin anti-emperyalizmi? Bazı evrakları hala Amerikan arşivlerinde Fahir Armağoğlu yazmış. Sansürlüyorlar. Ortaya çıkmasın diye. Nisan ayında çekilmiş olunan darbeden bir ay önce hala bazı evraktaki arşivler sansürlenmiş vaziyette. Şimdi bütün bunlar biliniyor. 60 darbesi nasıl okyanus ötesinden planlandıysa 28 Şubat, 12 Eylül bizim çocuklar becerdi 15 Temmuz'da farklı şekillerde bile olsa senin dediğin gibi yine Amerika Birleşik Devletleri ile alakalıydı. Buyur üstad. Şimdi asıl cümleyi söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu'yla evet şu görüntü. Tamam kalsın, biz konuşurken kalsın. Yusuf Alabar'da ekrana bak. Bize göre, ekranın izleyicilerimize göre de aynı. Solundaki kim? Ekrem Dumanlı FETÖ'nün
aranan firarisi. Firarisi. Ve önemli isimlerinden biri, evet, değil mi? Bu FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı ne diyor? Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyorum diyor. Sözüne diyor, itimat ediyorum diyor. Alkışlıyoruz. Sözüne itimat ediyoruz diyor. Diyor. KHK'lıları, yani bizim arkadaşları serbest bırakacak. Evet. Sağdaki kim? Sağdaki Türkiye'de ana muhalefet partisinin lideri. Hayır. Sağdaki Cumhurbaşkanı kim? Adayı. Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu. Hayır. Bu tabloya göre kim? İyi bak söyle. Bu tabloya göre... Siyasi ayağı. Ha, bravo. Tamam. Ya öyle olursun. Bu tabloya göre bak. Bu ben tabloya. Bir şey demiyorum. Ha, eyvallah. Öyle bu olursun. Bu tabloyu kime sorarsan... Öyle olursun. Şimdi şöyle yapalım. Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de hiç alakası olmayan ama kafası çalışan bir adamı getirelim. Ne Kemal bilsin, ne Ekrem bilsin, ne şunu bilsin, ne bunu bilsin. Hiçbirini bilmez. Diyelim ki bak, şu soldaki adam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Amerika adına işgale kalkışmış. Bir örgütün temsilcisi. Bir terör örgütünün, adı da FETÖ olan bir terör örgütünün temsilcisi, elemanı, yöneticisi, medya sorumlusu falan filan. Sağdaki adam da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devletinde, Türkiye Cumhuriyeti'nde ana muhalefet partisinin genel başkanı. O ana muhalefet partisi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de genel başkanı olduğu bir partinin genel başkanı. Doğru. Şimdi o adama sorsak ve desek ki, ey arkadaş, şimdi bunların kim olduğunu öğrendin. Şimdi bunlar ne diyor, bir de onu anlatalım sana. Bu sağdaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün genel başkanı olan bu sağdaki şahıs soldakinin terör örgütünün mensuplarını iktidara geldiğim gün bir kararnameyle affedeceğim diyor. O terör örgütün mensupları da bu ülkeyi Amerika adına işgale kalkışmış. Doğru. Şimdi sen bize bu fotoğrafı yorumla desek. Nasıl yorumlar? O zaman bunlar birbirinin destekçisi ve işbirlikçisidir adam, değil mi? Tanımayan adam. Daha neler der neler. Bize hatta anlatır. Bak, siz safsınız. Siz cahilsiniz. Bak, ben size izah edeyim diye söze başlar. Hmm. Onun kuracağı cümleleri ben burada kurmak istemiyorum bu akşam. Ama bak, ben bir şey ekleyebilir miyim? Ekran başında bizi izleyenler. Bir şey söyleyebilir miyim? Bak, bu tek değil ama. Şimdi FETÖ terör örgütünün mensubu büyük bir sevinç ve iştiyak içerisinde Kemal Bey'in söylemiş olduğu sözlere diyor, itimat ederiz diyor. Bu gerçekleşmeli, alkışlıyor. Kandil Dağı'ndan da aynı açıklamalar yapılıyor. Onlar diyor hiç PKK ile görüşür mü? Hiç PKK'yı ziyaret eder mi? Ama onun dışındakiler böyle çok dert etmiyorlar diyor. Bizim açtığımız alanı muhalefet partileri diyor destekleyebilmiş olsaydı, diyor ki Gara'da 13, Gara'daki olaydan sonra Gara'da diyor, iktidarı indirirdik 13 diyor. 13 sivili katlettik. Kemal Bey'e de, Meral Hanım'a da alan açtık diyor. Alan açtık. Yahu bak, ben demiyorum. İzlettik, görüntüleri var. 10 defa izlettik. 11.ye gerek yok. Şimdi bu burada da kalmıyor. Böyle bir atmosfere ülke girince Pervin Buldan da bir konuşma yapıyor. Diyor ki 2023 yılında Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan filan Yüksekdağ özgürleşecek. O yüzden ittifakın adı Barış İttifakı'dır diyor. Diyor da diyor. Şimdi diyor. Gelelim isterseniz burada. Evet. Biraz da 8 numaralı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.